Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah kolaylıklar versin. Öncelikle bizleri ağırladınız, bizlere zaman ayırdınız. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bu değerli dakikalar için. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. Amin, teşekkür ederim. Şimdi burada verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce ben değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Tabii ki zaman içerisinde burada verdiğimiz hizmetler, sektör olan katkılarımız, ürün yelpazeniz, hizmet kaliteniz gibi değerli bilgileri de sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız. Öncelikle Hüseyin Değerli kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Evet. İsmim Hüseyin Değerli. Kayserliyim. 1985 yılında Antalya'ya gelmek nasip oldu. 32 yıldır müteahhit olarak hizmet veriyorum. Kızımın isteği üzerine 7 yıl önce döşem altına bir anaokulu hizmeti açtım. Oradaki bayanların talebi üzerine, müşterilerimizin talebi üzerine kızım da böyle bir güzellik salonunu açma ihtiyacı duydu. Ve 8 ay gibi bir süre oldu. Bu sektörde girmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Döşemaltı ilçemiz Antalya'mızın en güzel ilçelerinden birisidir. Havasıyla, suyuyla, ormanıyla, halısıyla, tarihi eserleriyle buradaki Döşemaltılı hemşehrilerimize en güzel hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Şimdi 30 seneye aşkın siz Antalya'dasınız. Evet. Bir nevi Antalyalı olduğunuzu evet. Da söyleyebiliriz. Evet. Çeşitli işlerde bulundunuz. Kendiniz aslında müteahhitsiniz. Evet. Uzun yıllar bölgede inşaatlar yaptınız. Evet. Çok kaliteli işlerinizle de herkes tarafından bilinen, tanınan iyi evet. Bir işletmecilik yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra da kızınıza özellikle açmış olduğu anaokulundan başlamak suretiyle evet. Günümüze kadar da onların talepleri doğrultusunda bu hizmetlere destek verdiniz. Vermeye evet. De devam ediyorsunuz. Evet. Sizi canı gönülden kutlamak istiyorum. Hemen Sümeyye Hanım'a döneceğim. Sümeyye Tüncel, sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Kayseriliyim. Dediğim gibi bir 3 yıldır kreşte müdür olarak bizzat işin başında ben vardım. Tabii ki oradaki en keyif aldığımız durum o annelerle olan dostluklardı. Şimdi bir salon işletiyoruz. Dostluklara kaldığımız yerden devam. Daha yapılacak çok iş var. Aslında buranın müşterilerinin tamamını siz oradan kopartıp buraya getirdiniz. Kesinlikle. Bunu söyleyebiliriz çünkü evet, siz orada çok güzel diyaloglar içerisindesiniz. Çok güzel bir anlaşma ortamı yaşandı. Zaten onların tavsiyeleri ve tercihlerinin siz özellikle burada hakikate gerçeğe dönüştürdüğünüz noktadayız. Onlar sizleri yönlendirdi. Bu tipik talebin olduğunu gördünüz ve gerçekten de bu sektörde bir açıklık vardı. Bunu da en iyi, en kaliteli haliyle sunduğunuzu görüyorum. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Yine burada verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce ben değerli izleyicilerimize biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz işletmenin toplam alanı nedir efendim? Kaç metrekarelik bir alandır? 400 metre. 400 metrekarelik bir alan içinde hizmet evet. Veriyoruz ve burada evet. Ağırlayabileceğimiz misafir sayısı bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? 60-70 sayılarını görürüz. Ama asıl bizim hoşumuza giden taraf butik olarak çalışmamız. Ben 3-4 kişi bile olsa hamam kısmını kapatabiliyoruz. Burada özel hizmet verebiliyoruz. Kişiye özel, onun tercihlerine göre hareket edebiliyoruz. Şimdi eğer bir gelin başı gelecekse, o gelin ailesinin sadece yalnız burada olduğu bir anı onlara ayırıp, onlara tahsis edebiliyoruz işletmemizi. Bunun gibi ya da üçün üzerinde 3-4 kişilik bir grup halinde gelmeleri halinde sadece onlara hizmet vererek onların daha da özel olduğunu hissedebilme imkanı veriyoruz gelen konuklarımıza. Kesinlikle öyle. Zaten burada bizi farklı yapan da işin açıkçası bu oldu. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçeceğim tabii ki ama özellikle konuklarımıza baktığımızda ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte konuklarınız efendim? Yani Yeşilbayır, Döşemaltı tabii ki ağırlıkta ama Antalya'da yani uç noktalar atıyorum Bilara olsun, havaalanı tarafı olsun bunda sınır yok. Antalya'nın tümünden gelen misafirlerimiz var. Ve hatta biraz evvel beyefendi de söylüyor Antalya'nın özellikle göz bebeğidir Döşemaltı. Türkiye'nin birçok yerinden de insanlar buraya akın akın geldiler, buralarda yerleşim yerleri aldılar, konaklar yaptılar, villalar yaptılar ve oturmalarını özellikle devam ettiriyorlar. Yani burası aslında Türkiye'nin 81 ilinden ve hatta dünyanın birçok ülkesinden de gelen misafire evet. Ev sahipliği yapan bir yer. Doğal olarak bu kadar çok fazla tercih edilen bir alanda Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen misafire de hizmet verebildiğimizi söylemek yalan olmaz. Onlara da hizmet verebiliyoruz diyebiliriz. Peki burada verilen hizmetleri açacağız. Biraz değerli izleyicilerimize size gelen konuklarımız özellikle sizden ne tür hizmetler almakta onlara hangi tür hizmetleri sunabiliyorsunuz işletme olarak? Yani kuaför kısmıyla başlayabiliriz tabii ki. Kuaförde saç kesimi, renklendirme,
Yani aklınıza gelebilecek her şey, protez, tırnak, kalıcı makyaj, yani manikür, pedikür, medikal el ayak bakımı, çok şey var. Yani kuaför kısmıyla ilgili burada yapılabilen çok fazla işlem var. Onun dışında cilt bakımı, zayıflama, masaj, masajın her türlüsü var işin açıkçası. Da yaptığımız hizmetler arasında tabii ki. Şimdi aslında buraya gelen müşterimiz bir güzellik salonunda alabileceği her türlü hizmeti aldığını söyleyebiliriz. Tek çatı altından alabiliyor. Örneğin burada verilen hizmetlere baktığımızda kuaför bölümünden saç kesim, fön, Brezilya fönü demişsiniz ki fönün çeşitleri var. Yine keratin bakım, renk değişimi, makyaj, kaş tasarım, manikür, pedikür, sir ağda diye devam ediyor. Yine zayıflama, bölgesel inceltme dediğimiz çalışmalar yapılmakta. Masaj salonumuz var. Masajla ilgili vücut ağrıları için masaj, bölgesel masaj, selüloid kırma masajları, yine masaj çeşitleri olarak hizmet sunabiliyorsunuz. Güzellikle ilgili verdiğiniz hizmetleri kısaca değerli izleyicimize ben yine paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Cilt bakımı, leke gider uygulaması, kırışık gider uygulaması, akne gider uygulaması gibi çeşitli uygulamalar ve yine medikal olarak verdiğiniz hizmetler. El ayak bakımı, tırnak batması, nasır, sihir, topuk çatlağı, parafinli el ayak bakımı dediğimiz hizmetler ve lazer epilasyon kısmında da tüm vücutta rahatça uygulanabilen buz başlıklı son sistem epilasyon cihazıyla da epilasyon hizmetleri vermektesiniz. Yani bütün bu hizmetlerin tek çatı altından alınabilen bir işletme olarak gelen konuklarımız sizden bu tür hizmetleri en profesyonel kadronuzla almakta. Biraz evvel de söyledik. Belki zaman zaman 10 kişiye, 15 kişiye, 20 kişiye kadar ulaşan kalabalık grupları burada ağırladık, hizmet verdik. Ve o hizmeti vermek için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim normalde? Şu an 5 kişiyiz. Hı-hı. Bu kadro sayısı geçen gün talebe göre değişiyor. Benim yardımcı ekiplerim var. Hadi dediğim anda buraya gelen ve bir anda randevusuz bir kalabalık müşteri grubu bile olsa onu çok kolaylıkla sağlayabileceğim. Bir taraftan da yani 5 kişilik daimi bir kadro ama talepler doğrultusunda kadroyu genişletebiliyoruz. Evet, evet. Bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Peki ben biraz burada verilen hizmetlerin detaylarına girmek istiyorum. Evet, sektörde en iyisiniz ama biliyorsunuz yalnız da değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var bölgede. Özellikle müşterilerin ısrarla sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir efendim? Buna birçok şey söyleyebiliriz aslında. Evet, çok buranın hijyenik bir salon olması, temizliğe çok çok önem vermemiz herkesi ilk başta aslında dikkatini çeken durumlardan bir tanesi oldu. Benim samimi bir kadrom var. Geldikleri zaman burada neredeyse bir kafe hizmetini verebiliyoruz. Acıktık derlerse yemek, kahvaltı, çay, kahve, sınırsız muhabbet bizim bu zaman aralığını yakalayabilmemiz açısından çok çok memnuniyet sağladı tabii ki. Bu da çok farklı kılan taraflardan bir tanesi. Ama bence en büyük avantajımız zaten bu işletme açılmadan önce de bizi tanıyor olmaları ve güveniyor olmalarıydı. Çok çok önemli. Bence aslında sizin ilk yaptığınız işe baktığımızda bir kreş işletmeciliği, evet, yapıyorsunuz. Kreş dediğimizde insanların en değerli varlıkları olan çocuklarını size emanet ediyorlardı. Doğal olarak güven duyulan bir işletmecisiniz. İlk unsur bana göre de bu. Çocuğunu size teslim eden insan saçını mı teslim edemeyecek, onu da teslim ederdi. Çünkü siz güvenilir bir işletmecisiniz. Buraya geldiklerinde hakikaten bir işletmeye girildiğinde güven veren bir dizayn, güven veren bir dekor ve özellikle ünitelere sahipsiniz, bölümlere sahipsiniz. Her bölüm insana daha fazla güven veren, çok emin olduğu, çok iyi bir hizmet alacağından inandığı ve emin olduğu bir nokta işletme olarak. Baktığımızda bütün aletleriniz ve kullandığınız aparatlar da bugün teknolojinin son ürünleri diyebiliriz. Örneğin ağda da özellikle kullanılan cihaza baktığımızda dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan son teknolojik ürünlerin burada, evet, kullanıldığı, evet, hizmete sunulduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlar da tabii tercih etme sebeplerimizi oluşturuyor. Ama bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi profesyonel kadro, verilen hizmetin ve ürünün arkasında durma özellikleri, insan diyalogları. İnsan psikolojisi çok çok önemli. Buraya geldiklerinde iki hizmet arasındaki boşluğu o kadar profesyonelce dolduruyorsunuz ki çayınız, kahveniz, ikramlarınız, insanlar burada sıkılmak gibi bir şey de yaşamıyorlar. Ve onlarla olan muhabbetiniz de biraz evvel söylediğimiz gibi kendilerini kendi evlerinde gibi hissetmelerine sebep oluyor. Yani kısacası bunları alırken bu tüm hizmetleri kendi işletmeleri değil, kendi evlerinde kendilerini hissettiklerini söyleyebiliriz. Bu da tercih edilme sebeplerinizin büyükçe bir bölümünü oluşturmakta. Şimdi ilk güvenilir hizmet kreş. Sonra güzellik salonu. Ama sadece bunda da sınırlı değil hizmetleriniz. Hemen yan tarafta da bir küçük butiğimiz var. Evet. Orada da yine bayanların ihtiyaçlarını görebilecek birçok, evet, hizmet var. Orada birçok da ürün var.
Evet. Genelde bu ürünler ya da buradaki ürünler nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Tabii ki kalite bizim için en ön planda gelen şey, kalite ve sağlığa zarar vermeyecek ürünler olması önceliğimiz. Bir de herkesin tercihleri her geçen gün değişiyor. Yani geçen ay çok popüler olan bir ürün bu ay yeni çıkan başka bir ürünün gerisinde kalabiliyor. O yüzden onu takip etmek de kesinlikle çok çok önemli. Çalıştığımız firmalar güvendiğimiz firmalar. Dünya markası çalışıyorsunuz, yerli ya da yabancı. Birçok ürün kullanabiliyorsunuz. Evet. Bunların her biri gerçekten dünyada bilinen, tanınan ve tercih edilen en kaliteli ürünler. Tabii tedarikçiler bizden bunları temin ediyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi Ar-Ge çalışmalarını sürekli yenilemek zorundayız, sürekli devam ettirmek zorundayız. Teknolojiyi yakından takip etmek durumundayız. Gerek ürün konusunda gerek aletler konusunda o kadar hızlı ilerleyen bir teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz ki Allah size de kolaylık versin diyorum bu konuda. Çok değişken bir yelpaze var piyasada ama siz buna ayak uydurabiliyorsunuz ve yakından takip ederek özellikle diyaloglar halinde de ürünlerin en kalitelisini, en güzellerini insan sağlığına zarar vermeyen ürünler olarak misafirlerinize sunabiliyorsunuz. Şimdi bugün sektörün en iyilerinden birisiniz diyorum, ısrarla söylüyorum. Çok kısa zamanda herkesin tanıdığı, tercih ettiği en iyi işletmelerden birisiniz. Biraz ileriye yönelik plan ve projeleri özellikle babanızdan almak istiyorum. Çünkü bu sektörde ilk girişte, ilk adımda belki büyük hizmetleri, büyük emekleri var. Bugün siz kendi ayaklarınızın önünde duran, işinizi kendiniz tabii ki çalışan personelinizle profesyonelce yürüten bir işletmecisiniz. Ama ilk adım her zaman özellikle Hüseyin Bey'in size olan teşvikiyle başladı, devam etti. Ben önümüzdeki yıllarla ilgili de sormak istiyorum. Çünkü çok yaratıcı, geleceği güzel görebilen, doğru yatırımlar yapan bir iş adamı. Burayla ilgili gelecekte konusunda neler düşünüyorsun, neler hayal ediyorsunuz efendim? Efendim, kendi iş yerimle mi ilgili soruyorsunuz? Kendi iş yeriniz ya da kızımızın yaptığı bu başarılı çalışmanın devamı ile ilgili. Anladım. İnşallah bu işi biz daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Kızım bu işe çok meraklı, severek yapıyor. Bu da sizi mutlu ediyor. Tüm döşem altındaki ve Antalya'daki dostlarımızı sadece bir kahve içmeye bekliyoruz. Yerimizi görmelerini istiyoruz. Gördüklerinde tüm çevirilerini getirecekler inşallah. Burada huzurlu bir ortam var, güvenli bir ortam var. 16 kamerayla her türlü tedbirimizi aldık. Döşemaltı ilçemiz Antalya'mızın en güzel ilçelerinden birisi. Buranın geleceğini iyi gördüğüm için, sağlam gördüğüm için bu yatırımı yaptım. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Ve bu umut devam ediyor. Kızınızın başarılı çalışmasını evet. Sizi buna tekrar evet. Yatırım yapmaya teşvik eden özelliklerden biri. Kızım da hayretli bir konuda. Hı-hı. Kendisine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum gayretli bir konuda. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Onların talepleri doğrultusunda şubeleri sayısını artırmak, daha fazla insana hitap etmek, evet. Belki bünyenizde evet. Daha çok insan çalıştırmak gibi projelerimiz var. Şubelerin sayısı tabii ki de artabilir ya da gelen talepleri değerlendiririz. Farklı bir sektör, farklı bir kol neden olmasın? Hı-hı. Biz çok açığız. Harikasınız. Şimdi tabii ki ama bunları yaparken de bugünün verilen hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek ilk projemiz diyebiliriz. Evet. Çok çok önemli. Peki ben özellikle sektörde en iyi olduğunuzu vurguladım başından şu ana kadar. Ve sizi en iyi yapan özellikleri biraz evvel sorduğumuzda siz bir cümleyle değerlendirdiniz. Mutlaka dizaynımız, dekorumuz, çalıştığımız ürünler, kullandığımız malzemeler bunlar çok çok önemli. Profesyonel kadro önemli, sizin diyaloglarınız önemli. Ama tüm bunları bütünle toplayan tek şey müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde kurulduğunuz günden bugüne bu sektörde de sizleri tercih eden, sizlere gelen ve hizmet alan çok sayıda değerli misafirleriniz de bulunmakta. Ki onlar sizden aldıkları hizmetler sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturdular, oluşturmaya da devam ediyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz sizleri tercih eden değerli müşterilerinize? Tabii ki de yani öncelikle aslında teşekkürü dediğim gibi değerli kreş, gündüz bakım ve çocuk kulübünün çok çok sevgili dostlarına. O bağı kopartmadan, döşeme altı güzellik salonunda da bizleri hiç yalnız bırakmadan hala burada devam ediyor oluşumuza. Butikle bunu biraz daha pekiştirmiş oluşumuza. İsim versem o kadar çok ki bu saatlerce sürebilir. Ama bence hepsi kendilerini çok iyi biliyorlar zaten. Yeriniz başka, şuradasınız. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Efendim, ben sizden de küçük bir teşekkür mesajı alabilir miyim değerli izleyicilerimize? Bizleri yalnız bırakmayan, açtığımız günden beri bizlere destek olan tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.
devamlı bekliyoruz bir acı kahvemiz içmeye. Bu yoğunluk içerisinde bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum.